Ammar ibn Yasir radıyallahu anhum ecmain, anası atası dehşetli azap, şiddetli azap görürler. Bununla yanaşık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından, her defa onların yanından kesende görürdü onlara olan azap eziyeti, onlara verilen musibetler, onlara verilen azap eziyeti görürdü. Ve hemşe deyirdi ki onlara, sabran âle Yasir, ey Yasir ailesi. Ammar radıyallahu anh'ın adı Yasir'di. Ona diyor Yasir'in ailesi. Aile, ailenin bahçesiyle, bahçesinin adıyla adlanır. Ey Yasir'in ailesi, sabredin. İnne mevaidekumul cennet. Sizin yeriniz cennettir. İnne mevaidekumul cennet. Sizin yeriniz cennettir. Bakın, azap eziyet içerisindeydiler. Dehşet, bela, musibet içerisindeydiler. O dinlerinden dönmelerini istiyordular ki onlar dinlerini, İslam dinini, Allah'ı inkar etsinler. Ama oyla yanaşı dinlerinden dönmediler. Bu azap, bu bela, musibet de onları dinden dönmelerine yeterli olmadı. Ve dinlerinde sabit oldular. Neticesinde ne kazandılar? Cenneti kazandılar. Kimin diliyle? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yerinin cennette olmasını bize haber verir. Demek o ne yantıklı anil hava? O peygamber ki havadan haber vermez, havadan danışmaz. Demek cennetin yolu keşmekeşliydi kardeşler. Eğer diysek ki bugün ben lüks evlerde, lüks maşınlarda, lüks hayat yaşayıp, ha, yani dört arvadım olsun, uşaklarım olsun, işim olsun, vazife param, pulum, her şeyim, her şey %100 olsun, nihayetinde cenneti kazanım. Yok, öyle şey yoktu. Öyle şey yoktu. Mutlak imtihanlar olmalıdır. Mutlak. Çünkü Allah-u Teala onun için vaat edilir. La yuhlifullahu'l-mi'ad. Allah-u Teala vaadine hilaf çıkmaz.